Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumurtalı Ramazan pidesi nasıl yapılır tarifimle geldim. Tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. O zaman sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarife öncelikle hamuru hazırlamakla başlıyorum. Yoğurma kabının içerisinde bir paket kuru maya, bir çorba kaşığı kadar toz şeker, 2,5 su bardağı kadar ılık suyumu ilave ediyorum. Bu aşamada öncelikle ön mayalama işlemi gerçekleştireceğiz. Eklemiş olduğum malzemelerimi hemen maya ve şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Üzerini kapatarak 20 dakika kadar ön mayalama işlemi için bu şekilde bekleteceğim. 20 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi üzeri köpük köpük oluşmuş. Hemen karıştırdıktan sonra içerisine unumu ilave ediyorum. Daha sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Unu azar azar ve kontrollü bir şekilde ekliyorum. Tarif için toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Hazırlayacağınız Ramazan pidesinin hamuru oldukça yumuşak, ele yapışan kıvamda olması gerekiyor. Bu aşamada pideleriniz daha yumuşak ve daha güzel olacaktır. Ramazan pidesi hazırlarken hazırlayacağınız hamuru ne kadar iyi bir şekilde yoğurursanız, pideniz de bir o kadar güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi gayet cıvık bir kıvamda Hamuru bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Hamur yoğruldukça kısa bir sürede kendini toparlayacaktır. Gördüğünüz gibi hamuru çırpa çırpa bu şekilde 4-5 dakika kadar yoğurmaya devam ettim. Hamuru iyice yoğurup gördüğünüz gibi toparladım. Hemen üzerini streçle örterek ortam sıcaklığına göre yaklaşık 45-50 dakika kadar mayalanması için beklettim. sürenin sonunda gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamur gayet cıvık bir kıvamda. Hamurun havasını almak için öncelikle bir kesme aparatıyla veya bir kaşıkla da olabilir aynı şekilde. Hafif unladıktan sonra hemen hamurumu toparlıyorum. bolca unlamış olduğum masama hemen hamurumu ilave ediyorum. Hamur çok yumuşak bir kıvamda olduğu için dilediğiniz kadar un kullanabilirsiniz. Hamuru hemen gördüğünüz gibi toparlıyorum. Bu şekilde yuvarlak bir form vererek hamuru iki eşit parçaya bölüyorum. Dilerseniz aynı hamurdan sadece bir tane Ramazan pidesi de elde edebilirsiniz. Daha küçük olmasını isterseniz iki eşit parçaya da bölerek hazırlayabilirsiniz. Hamurları bu şekilde hazırladıktan sonra hemen yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine galeta unu serpiştiriyorum. Dilerseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Hamurumu tepsinin tam ortasına yerleştirdikten sonra ellerimle hamuru büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Bu aşamadan sonra tepsi mayasını yapacağız. İkinci hamurumu da aynı şekilde bir diğer tepsimin içerisine yerleştirdikten sonra parmak uçlarımla hafif baskı uygulayarak büyütebildiğim kadar pide hamurumu büyütüyorum. Üzerini kapatarak tepsi mayası için en az 30 dakika kadar bir süre bekleteceğim. Sürenin sonunda her bir pide için bir tane tam yumurta kullanıyorum. Yumurtayı iyice çırptıktan sonra pide hamurumun her tarafına gelecek şekilde gördüğünüz gibi ellerimle sürerek hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi ellerimle parmak uçlarımla baskı uygulayarak pidenin şeklini bu şekilde veriyorum. Dilerseniz pidelerinizin üzerine bulamaç da hazırlayabilirsiniz. Şeklini verdikten sonra üzerlerine gördüğünüz gibi beyaz susam ve çörek otu ile süsleyerek hazırlıyorum. Bu aşamada ilk tepsimi fırına yerleştiriyorum. 230 dereceye ayarladığım alt üst ayar fırında üzeri kızarana kadar fırınıma gönderiyorum. İlk pidemi fırına verdikten sonra ikinci pidemi de aynı şekilde hazırlıyorum. Pidemi hazırlarken beni tam olarak buraya kadar izleyen, siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. İkinci tepsimi de fırına gönderdim ve ikisini de pişirdim, hazırladım. Gerçekten inanılmaz derecede pamuk gibi yumuşacık ve gerçekten çok lezzetli bir Ramazan pidesi tarifi oldu. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalımı hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Kolay gelsin. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.